Pekala. Şimdi enteresan bir konu var. Bu konuyla ilgili güzel mesajlar da gelmiştir diye tahmin ediyorum Murat'cığım. Çayını içtin mi canım? Çay ya nasıl anket bunlar ya? Kimse gelip benim zekamı ölçmedi ki. Neyin oranı bu? Diyorlar. Yani bir şey de diyemeyiz tabii. Aynen. Sevgili Eylül. Eylül'e. Hangi Eylül bu ya? Peki şimdi bir süredir tek numarayla yani 112'yi arayarak sağlık, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, itfaiye, orman, AFAD olmak üzere 7 farklı kuruma ulaşabiliyoruz. Hmm, sadece 112. Eskiden hani farklı farklı numaralar vardı. Kafa karıştırmayalım şimdi hatırlatmak için. Evet. Fakat bu 112 acil çağrı merkezine gelen bir takım komik ihbarlar var. Yani olmayacak şeyler. Trajikomik. Trajikomik. Bu kadar da olur mu denilecek. Kardeşim. Mesela 2023'te İzmir 112 acil çağrı merkezine gelen ihbarların %64'ü asılsız. %64 evet. Ne kadar büyük bir oran ya. Ne kadar yani. Meşgul ettiklerini düşün orayı. Vay arkadaş. 5 milyon 258 bin çağrıdan 2 milyon 170 bini asılsız çıktı. Asılsız. Yarısı neredeyse ya. Aman evet. Allah. Vay bunlardan arkadaş. Bunlardan bazıları var. O da pes dedirtiyor mesela. Buyurun. Telefonumu yeni aldım. Sesini duymak kontrol etmek için aradım. Çalışıyormuş, sizi duyabiliyorum. Al işte. Bunu 112'yi arayarak söylüyor öyle mi ya? Evet. Vallahi. Arıyor 112'yi. Alo merhaba. Evin yakındaki eczane kapanmış. Yakınlarda nerede başka eczane var? Bankanın Gazi Emir Şubesi nerede tarif edebilir misiniz? Ya da şubenin numarası var mı? Siz de onlara sorayım. Sizi meşgul etmeyeyim. Yani lütfen ya. Sizi meşgul etmeyeyim derken zaten oldukça ciddi bir an arıyor. Yani biz o anda mesela gerçekten çok ciddi bir emniyet, sahil güvenlik, orman, AFAD'la ilgili bir durum varsa mesela ulaşıyoruz elbette. Çünkü çok ciddi yaygın bir servisi var 112'nin ama yine de neden onu biz meşgul edelim, hatta tutalım? Bak paranoyaklar da var. Sabahtan beri yüz tanıma sistemi olan bir drone sürekli beni takip ediyor. Hangi şey istihbarat şey birim acaba? Ne yapmam lazım demiş bir arkadaş. Evet. Allah Allah. Drone seni takip ediyor yüzünü. Kimsin nesin? Peki şuna ne diyorsun? Telefonda tanımadığım bir numara aradı. 5 dakika konuştuk, hipnotize edildim. Halüsinasyonlar görüyorum. Bana yardımcı olabilir misin? Yani 112'yi gerçekten hani bunu yurt dışında da çok fazla görüyoruz. Özellikle çok yalnız ve çaresiz ve konuşma ihtiyacı duyan insanların da bir ses ve bir yardım, şefkat hissi duyabilmek için yaptıklarını görüyoruz. Kendi konuşsunlar. Duyuyoruz. Daha mantıklı. Zekabilirsin. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Bu arkadaşları tespit edeceksin. Çat diye telefonu kapatacaksın. Aynen. Yani hakkını iptal edeceksin. Bu kadar açık ve net ya. Peki şuna ne diyorsun? Merhaba. Oğlum bugün okula gitmek istemediğini söylüyor. Onu okula götürebilecek bir ekip gönderebilir misiniz acaba? Ekipleri yönlendiriyorum hanımefendi. Tabii, bu mu ya Allah aşkına? Bu, bir taraftan da çocuğa orada bir gözdağı. Bak şimdi gelirim polis amcalar seni okula gönderirler diye çocuklara böyle korku senaryoları yüklemek. Yani mantıklı üzülüyoruz. Bir yol değil yapmayın efendim. Böyle şeyler. Yapmayın. Evet 72 yaşındayım. Oğluma güvenmiyorum. Ne zaman kredi kartımı versem paramı eksik getiriyor. Benim maaşımı çekip getirebilir misiniz? Var mı öyle bu bir gün? Bak bu hizmeti ben yaparım. Ha? Bu hizmeti bana yönlendirsin 112. Sen gider yaparsın. Tabii belli bir komisyon karşılığında. Evet. Ha çok, komisyonla tabii, yaparsın. Tabii. Anladım. Bu arada emekli maaşları 5000 dün söyledik ama önümüzdeki perşembe, önümüzdeki cuma 5000 lira yatıyor bütün emeklilerimize. Hayırlı uğurlu olsun. En azından değil mi hani? Yani bana hediye alırken düşünmezsin birazcık daha. Sana o zamana kadar tabii hediye alamam. Yılbaşından sonra ama o yılbaşından sonra da çok zamlar olmadı. Gelir. Ne yaptığımı yani bilmiyorum. Biz bu arada bu yılbaşı fuarlarına gittik şöyle birazcık. Çok güzel ışıklı ışıklı. Az sonra göreceğiz. Murat'ın bana ne aldığını göreceksiniz efendim. Evet.